Bir kişi size geldi hasta baş dönmesiyle. Ayrıcı tanıyı nasıl yapıyorsunuz? Çünkü kişiler baş dönmelerini karıştırabilirler. Evet. De. Ee, bazen baş dönmeleri biraz önce saydığınız hastalıklar bir aritmiye bağlı baş dönmesi bile belki olabilir, değil mi? Ee, ee, bazen öyle geliyor ki mesela örnek vereyim size. Evet. Hasta geliyor, başı dönüyor gerçekten <laughs> şikayetçi çok fazla. Evet. Ee, Birden bire başladı diyor. Bir şiddetli başım dönüyor, kalkamıyorum diyor. Başka bir sıkıntınız var mı? Hayır. Bir işitme testi yapıyorsunuz. Tek taraf sağır. Siz sağır mıydınız? Tek taraflı duymuyor muydunuz? Evet. Hayır ben iyiyim. Fark etmemiş. O kadar baş dönmesiyle ve bulantıyla yüzdarip ki Tabii. o an aniden işitmesinin gittiğini anlayamamış tek taraflı. Ani işitme kayıpları baş dönmesiyle de gelebiliyor bazen değil mi? Gelebilir. Evet. Tek taraflı gitmiş işitme kaybı. Halbuki hastalığın hastalığı vertigo değil. Ani işitme kaybı. Yani iç kulak tamamen işitmesini de kaybetmiş. Dengesini de kaybetmiş. Ee, o yüzden fark, edin, fark etmeyebilir hasta e, gelişini. Ee, genelde en önemli şey oturup öncelikli olarak ayrıntılı konuşmaktır. Yani anlatacak hasta. Nasıl yap, ne oldu, nasıl oldu, daha önce başına geldi mi? Beraberinde işte çınlaması, kulağında dolgunluğu, işitme kaybı oldu mu veya oluyor muydu? Baş ağrıları mı eşlik ediyor baş dönmesine? Bunların hepsini sorguluyoruz. Sonra bir kaba bir muayenemizi yapıyoruz. Bazen hastaya ekstra bizim VNG dediğimiz, işte vehit dediğimiz bazı cihazlar var bilgisayara bağladığımız. Hastaya maske gibi takarız, gözlük gibi kapatırız. Karanlık ortama sokarız hastayı. Ama aslında biz görürüz kızın ötesiyle bütün göz hareketlerini. Daha sonra değişik manevralar, baş hareketleriyle tetiklemeye çalışırız. Çünkü biz vertigoyu hastanın gözlerinden anlarız. Nistagmus dediğimiz bir tipik göz hareketleri vardır. Hı hı. Bunları görmemiz lazım. Bunları ortaya çıkarmaya çalışırız. Ee, bir şekilde onun başını döndürerek bunları aktive etmeye çalışırız ki simetrik mi bir sıkıntısı var mı? Nistagmus tipik olarak bir kulağı gösteriyor mu? Hı hı. Bazen bu yetmez. kulağına e, su veririz. Sıcak su, soğuk su. Çünkü sıcak su, soğuk su insanın başını döndürür. Bu herkes için geçerli ama. Suni bir baş dönmesi yaratıyoruz. Suni bir baş dönmesi yaratıyoruz ama bunu bilgisayar altına kayda kaydedip bir asimetri var mı? Sağ kulak, sol kulağa göre bu dönüş hızında bir farklılık var mı? Hepsi kaydediliyor. Gerekirse buraya kadar gidiyor bu testler.